Yepyeni bir günden herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün o kadar çok kendimi kaptırdım ki geldiğimden beri ne ara yayına hadi başlıyoruz dedi ekip bilmiyorum. Gerçekten böyle çok fazlasıyla beni ilgilendiren, sizleri de ilgilendiren, özellikle son dönemlerde tabii ki gerçi çok öncesine dayanan bir sanattır ahşap boyama ama son dönemlerde benim de fazlasıyla ilgimi çeken, özellikle bu Covid sürecinde birçok şey boyadım. Evdeki her şeyi boyadım diyebilirim size. Şimdi kıymetli hocamla onu konuşuyorduk. Bugün Büşra Buse Arslan hocam bizlerle birlikte ve bugün ahşap boyamayla alakalı böyle tüyoları öğreneceğiz ve stüdyomuzda da canlı canlı çok güzel uygulamalar yapacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bak sen heyecanlıyım dedin, o heyecan bana geçti, Büşra dedim sana. Ama Büşra ile Buse çok yakın. Evet, zaten. Benim ablamın ismi de Büşra. Büşra mı? Aynen. O zaman ona da selam olsun. Aynen, selam olsun. Gerçekten çok güzel bir ahşap boyama tekniği. Evet. Yani ben çok seviyorum. Ve özellikle de program başından beri işte o nedir, bu nedir, şu teknik nedir, bunu nasıl yaptınız, evde şunu nasıl boyarım diye. Buse hocama sürekli soruyorum. Tabii birazdan boyama kısmına geçeceğiz ama ben öncesi seni tanıyarak başlamak istiyorum. Evet, merhabalar, ben Buse Arslan. Sanat tasarım mezunuyum. El Sanatları Tasarım ve Üretim Bölümü Selçuk Üniversitesi'nden. Öncelerde özel okullarda resim öğretmenliği yaptım. Bununla başladım. Bizim alanımız çok geniş bu konuda. Bizde keçe var, deri var, el sanatları dendiği zaman aslında birçok insan bilmiyor bunu. Keçe, deri, seramik, çini, ahşap boyama, resim hepsini barındıran bir sanat dalı. Böyle resim öğretmenliği yaptım özel okullarda. Daha sonra şimdi komeklerde ahşap boyama derslerine giriyorum. Ne güzel ya. Yani ben şimdi dedim ki Buse Hanım'a hangi günler var, nasıl geleceğiz kursa dedim. Saydığı günlerin hepsi televizyon programında olduğu günler. Ama ben inanıyorum ki gerçekten özellikle böyle bir terapi ihtiyacım var. Ve ben kendimi gerçekten böyle bir şeye vermek istiyorum. Yani bir şey üretmek istiyorum diyenler için ahşap boyama gerçekten o alternatiflerin içerisinde benim en baş sırada yer alan, öğrenmek kesinlikle istediğim sanatlardan bir kesinlikle tanesi. Çünkü ürettikçe, evinize bir şeyleri astıkça çok daha mutlu oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani çok farklı geliyor bana ki senin aslında birçok sanat dalıyla alakan var. Aynen, aynen öyle. Ya şöyle bir şey, aslında bizim şu andaki çalıştığımız kurum da çok güzel bir kurum meslek edindirme açısından. Çünkü ev hanımları olsun geliyorlar, hani bunu bir uğraş olarak başlıyorlar. Bu uğraştan bir kazanç elde etmeye başladıkları zaman çok güzel zevk almaya başlıyorlar yani. Onlar için de çok gurur verici bir şey. Biraz feminist olabilirim. Evet. Kadın olarak onların da bir şeyler yaptığını görmek çok hoşuma gidiyor. Ve bunlardan övgü almaya başladıkları zaman süper bir dereceye geliyorlar. Kesinlikle ve özellikle benim terapist arkadaşlarım var. Psikolog, psikiyatrist, hı-hı, arkadaşlarım var. Hep söyledikleri şu: danışanlarına, hastalarına hep bir hobi edinmeleri noktası, aynen, hep söylüyorlar. Evet. Özellikle tabii bu Covid sürecinde hepimiz birer hobi edindik. Kesinlikle. Yani bunların en başında ahşap boyama geliyor herhalde. Evet. Ya o dönemi hatırlıyorum. Yani o yasakların olduğu dönemde, işte bir uzun süre evde kalınacak dönemlerinde, hafta son tatillerin, hı-hı, olduğu dönemde. Herhalde ailecek insanlar bir şey yapma gayreti içerisine girdiler. İşte bu bir ahşap boyama oldu, bu bir işte oyunlar oldu. Punch seti aldım ben, hala evet, yapamasam da. Bir terek aldım, boyayamasam da. Yani ben çok fazla yasaklarda evde kalamadık. Tabii bizim basın sektörü hep devam etti. Evet. Ama punch da setim var. Hı-hı. Çok güzel terapi. Punch'ın da çalışması çok zevklidir. Çok zevkli. Aynen öyle. Ve ayrıca bir tane terek var. Hatta eşim dedi ki yani bugün Buse Hanım geliyormuş, götürün bari orada boyayın da dedi. Boyayabilirdik. Evet, inşallah. Yani çok güzel bir terek aldım ama, evet, hala boyayamadım. Gerçekten boyadıkça insan böyle kafasındaki bütün her şeyi, düşünceleri atıveriyor. Kesinlikle. Bu anlamda çok güzel oluyor. Kesinlikle. Şunu merak ediyorum. Yani belki birçok sanat dalında insanların şu kelimelerini duyarız. Ya hocam ben... Elim benim fırça tutmaz. Ya ben yetenekli değilim. Yetenekli değilim, aynen. Ya ben boyayamam ya. Şimdi siz böyle bu kadar güzel boyamışsınız, hayranlıkla izliyorum ama bende bu yetenek yok diye herhalde size soranlar çok oluyordur. Evet, kesinlikle. Öncelikle kursa gelen öğrencilerimizden bunu çok duyuyoruz. İşte ben yapamam sanırım, bu dönem gelirim öbür dönem gelmem. Diyorum ki kesinlikle ön yargıyla gelmeyin. Şu şekilde başlayın. Onlar yapabiliyorsa ben neden yapamıyorum? Bu bir yetenek meselesi değil, aslında biraz da teknik meselesi. Hı hı. Böyle böyle hayal gücü açıldıktan sonra insanlar şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir diye tasarım oluşturup devam edebiliyor. Yani o tekniği bildikten sonra da üstüne koyularak çok güzel bir şey hal alabiliyor.
Evet, kesinlikle. Yani öğrenilebilir. Her aynen şey öğrenilebilir. Öyle. Aynen öyle. Yani fırça tutmasını, hani bu dikiş için de söylenir. Ya hocam ben iğne tutmasını bilmem. Söküğü bile zor dikerim diyenler için bile bakıyoruz sonrasında. Bu mefruşatlarda yolu evet. kat etmiş bir sürü kişiyi tanıyorum. Sadece istemek ve azmetmek herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Yani yapamam deyip kestirip atmamaları lazım. Hani ben neden yapamayayım deyip yola başlarlarsa çok güzel yol alırlar. Genellikle bir dönem geleceğim deyip yıllarca kursiyerler oluyor. Aynen öyle. Bir dönem geleceğim deyip devam edenler çok oluyor. Bir de şimdi şöyle bir şey de merak ediyorum. Ahşap boyamada geri dönüşüm de yapılabiliyor. Evet. O yani çok mesela güzel bir şey. Ben bu hocama gösterdim. Ben de pandemi sürecinde evdeki sehpaları boyamıştım. Hı hı. Ya evde bir şeyden sıkıldınız. Hı hı. Ya da onu başka bir şeye dönüştürmek istiyorsunuz. Evet. Mesela hani obje almak yerine boyalarla bile çok farklı aynen değişimler öyle. Yapılabiliyor değil mi? Bir boya, bir fırçayla teknikleri uygulayarak çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bu da güzel aslında, ahşap boyamanın bu şeyi de var. Hani dönüşümler dediğimiz gibi. İnsanlar yeni mobilya almak istemeyebilir. Ama o mobilyaları kendisi dönüştürdüğü zaman ona daha bir duygusal açıdan şey oluyor, yeri oluyor. Ve daha güzelleştirmektense neden işte hemen değiştirelim gibisinden. Yani bu güzel bir şey. Değil mi? Bazen bazı eşyalarla anılarımız oluyor ya da ne bileyim yeni bir eşya alsak daha pahalıya mal olacak bize. Yani. Her şeyi değiştirebilir miyiz evde? Boyayabilir miyiz? Evet, ahşap olan ya da plastik, cam hepsini boyayabiliriz. Yani eşiniz dışında herkesi boyayabilirsiniz. Eşiniz ve çocuklarınız dışında diye. Evet. Yani ben bir dönem ahşap boyamaya çok merak saldığım dönemde eşim demişti ki vallahi bizi boyamadı, kimi boyarsan boya diye. Yani önceden sanki sadece ahşap boyama diye konuşuyoruz ama camlar ya da ne bileyim metaller kesinlikle, onlar da boyanabiliyor kesinlikle mu? Kesinlikle boyanabiliyor. Mesela bir kursiyerimizin ekmekliği vardı. Eski plastik ekmekliklerden böyle. Bizim parlak yüzey astarı dediğimiz bir astarımız var. Önce onu çekiyoruz, ardından boyalarla, stencillerle, süslemelerle çok güzel bir hal aldı. Diyor hani ben bunu atacaktım diyor ama bu konuma geldi, çok güzel bir konuma geldi diyor. Onun için de yeri gayet güzel yani. Bir de dediğimiz gibi evlerimizde de kullanabiliyoruz. Kesinlikle. Yani işte onu asabiliyoruz ya da ne bileyim yapmış olduğumuz bir şeyi gözümüzün önünde olması, hı hı. işte gelen gidenin sorması. Aynen öyle. Gerçekten. İşte o övgü meselesi. Hani insan böyle yaptığı şeyden dolayı böyle bir aa ne kadar güzel olmuş, sen mi yaptın, gerçekten mi falan dendiği zaman o bir insana gurur verici bir şey. Çok hoş bir şey yani. Gerçekten çok ayrı oluyor. Evet. Özellikle tabii gelen giden muhakkak işte bunu nasıl yaptın, bize de yapar mısın? Aynen. Bunu bana hediye etsene diyenler. Peki ilk tepsiyle mi başlıyoruz? Ya bu tepsi tabii biraz standart ama ilk böyle düz bir zemin olabilecek konumda olan tepsi var. O yüzden hani bir el alışkanlığı, işte fırçayı nasıl atarız, boyası nasıl, onunla bir tanışmak için tepsiyle başlıyoruz klasik olarak. Biz bu dönem, geçtiğimiz dönem kuş yuvaları falan yaptık. Gayet güzel oldu. Sergimizde de yer aldılar. Bu simitçi sehpaları var. Onlar evet. da çok tatlı oluyor. Bu şekilde kutular, işte tepsiler, kuş yuvaları. Ya da dediğimiz gibi evde dönüştürmek istediğiniz, aynen farklılaştırmak öyle. istediğiniz Fisfos şeyler. Fisfos sehpalar, işte zigon sehpalar. Onları da dönüştürebiliyoruz. Hepsi. Peki kişi ne tekniği isterse ona göre mi yapılıyor? Şimdi dedik ki ahşap boyamada hı-hı. teknik çok çok hı-hı. önemli. Yani tekniği bildikten sonra bir şeyler yapmak daha da kolay. Aynen öyle. Yani nasıl kafamızda kurgulamak lazım? Yani resim gibi bir kompozisyon mu oluşturmak lazım ahşap boyamada? Tabii. Önce bir tasarım yapıyoruz. Bunu ben başlarken de her zaman söylüyorum. Bunun tasarımını önce bir kafada oluşturmak lazım. Teknikleri bildikten sonra atıyorum bir kutuda. İşte ben bunun burasına kabartı vereceğim, burasına stencil yapacağım, burasına dekupaj yapacağım gibisinden bir tasarım oluşturmak lazım. Renk armonisini güzel ayarlamak lazım. Bunlar ayarlandıktan sonra her şey tıkır tıkır gidiyor. Mesela ahşap boyamada bir şey yaptık. Çok beğenmedik, çok hoşumuza gitmedi. Geri dönüşler olabiliyor mu? Kesinlikle, kesinlikle. O geri dönüşümü zaten güzel. Hani insanlar korkmadan yapabiliyor. Yaptık diyelim ki beğenmedi, hoşumuza gitmedi. İlk el işçiliğimizdi, hoş olmadı. Direkt zımparalayıp astar boyasını atıp devam edebiliriz. Evet, böyle bir güzelliği aynen de var. Aynen öyle. Ya da bir miktar kullandık, sıkıldık. Hı hı. Yani artık hoşumuza gitmiyor. Biraz daha profesyonelleştik. Evet. Elimizde de materyalimiz, kullandığımız o tepsiler var. Hemen onu zımparalayıp yeni bir tekniğe döndürebiliyoruz aynen öyle. O zaman. Aynen öyle.
döndürebiliyoruz. Evet. Duvarları da boyayabiliyoruz. Hani duvar dekorasyonu olarak atıyorum bir sütun var. O sütunu böyle stencillerle rölyef çekerek boyayıp ardından yanlarına bir süsler. Gayet şık olur yani. Evet, yani duvarları da boyayabilmek gerçekten çok var. Artık şey değil mi trend? Yani biraz farklı olsun istiyoruz. Yani evet. Önceden sabit boya renkleri vardı. Aynen ben öyle. İşte bu sene evimi boyatırken gördüm. Usta bir geldi, bir sürü renk kartelası. Yani şimdi hani böyle bir işte böyle farklı farklı renkler. Şimdi hepsinin ayrı ayrı tonları çıkmış. Yani işte bu duman sisi mi deniyor ondan evet, sonra evet. İşte kum beyazı, isli siyah kum beyazı falan. Şimdi kum usta bana kum beji. Aynen. Mesela ben böyle kartelalara bakarken şaşırdım yani hani hangisi olsun hangisi şey yapsa. Artık trend birazcık daha böyle mobilyamıza göre işte zıt renkler ya da farklılık, bir duvarımızın farklı olması, başka bir yerin farklı olması, zıt patlatılacak renkler değil mi herhalde? Mesela bu senin Aynen. en şey renkleri ne? Kullanılan renkleri. Antrasit gri. Antrasit gri gerçekten her şeye böyle her renge yakışan bir renk. Bu açık gri değil mi? Evet, açık bir gri. Böyle içinde hafif bir mavilik var Tam ama o ben ev o renk hissettirmiyor. antrasit gri boyadım bu arada. Evet. Hafif bir mavilik de var Evet, içinde. hafif bir böyle tatlı bir maviliği var sadece. Antrasit gri böyle yani yanına her renge uyabilecek bir renk. Evet. Gerçekten. Yani mesela biz normal duvarımızı boyadık, boyattık. Atıyorum ünitenin karşısında da bir çalışma yapmak istiyoruz. Evet. Mesela ahşap boyamalarla ya da bu tekniklerle farklı neler yapabiliriz? Farklı objeler boyanabilir, tablolar yapılabilir. Hani tablo dediğimiz zaman direkt sadece resme insanlar gidiyor. Ama ahşabın da bir tablosu var. Komple ahşap bir düz yüzey düşünün. Bunu işte stencillerla, pano şeklinde, kabartılarla, resim gibi böyle tamamlamalarla o şekilde çok güzel tablolar da yapılabilir. Böyle parça parça tablolar var. O sütunu doldurabilecek şekilde. Evet. Çeşit çok yani. Çeşit çok. Artık böyle polyester materyaller de çok fazlası Aynen boyanıyor öyle. herhalde. Aynen. Polyester malzemeler de var. Duvara asılabilen polyesterler de var. Onların da boyaması çok güzel oluyor. Onlar da ahşaba biraz dahil. Çünkü şöyle ahşap bir kutu yapacağız. Polyester objeyle böyle tamamlıyoruz. Ayak yapacağız. Polyester ayak. O onu tamamlıyor. Aslında ben deriyle ahşabın uyumunu da çok beğeniyorum. Evet, ahşap ve deri. Onu da konuşalım. Reklam zamanı gelmiş. Tamamdır. Gramofonumuz var yine çok güzel. Böyle işte kabaklarımız var. O böyle bal kabakları da bu sene çok moda. Hepsini konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Bir de uygulamamız da olacak. Onu da söyleyeyim. Sakın ayrılmayın. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sevgili Buse Arslan. Doğru söyledin Evet, değil mi Buse? doğru. Nedense aklım hep bir Büşra'ya gidiyor. Bilmiyorum vallahi herhalde. Kardeşim miydi ablam mı? Ablam. Ablan herhalde bizi izliyor mu? Evet izliyor. O zaman selam olsun. Vallahi Aynen ikinci selam kere olsun. Zikredecektim. Onun var mı böyle bir sanatla alakası? O yok. O çok çabuk sıkılıyor. Ya. Böyle şeylerden aynen. Peki senin bu nereden geldi? Yani böyle işte hani dedik ya herkes bazen sever ya da sevmez. Kişiye göre değişir. Ahşap boyama bilmiyorum. Ben çok sevdiğim için herkes Ya seviyormuş gibi benim geliyor. çocukluğumdan beri bu var böyle. İşte küçükken böyle resim öğretmeni olacağım, resim öğretmeni olacağım diye hep şey yapardım. Beni aslında keşfeden de ilkokul hocam oldu. Senin bir yeteneğin var, bunun üstüne gidilmeli diye. Ben o zamanlardan beri böyle kurslara giderdim ortaokulda, ilkokulda. Kurslara gittim, resim kurslarına vesaire. Ondan sonra eğitimi o şekilde almaya karar verdim. Sonra devamı geldi. Şimdi Buse'ye dedim ki evde dedim bir şeyler işte yapıyor musun, yaptıklarını asıyor musun? Valla asıyorum dedi ama böyle hani işte bir tane anahtar yapmış. Benim de öyleydi. İlk yaptıklarım hep gitti. Aynen öyle. Hep böyle birileri aldı götürdü. Aynen Ay öyle. dedim ben yani benim ilk yaptıklarım çok güzel değil. Olsun biz götürürüz götürürüz götürürüz. Hala benim ilk yaptığım tepsi duruyor. Kullanıyorum onu. Ama tabii bunların kullanım şartları da önemli. Mesela çok fazla suyla temas ettirmememiz lazım. Silmemiz Aslında lazım değil mi? yani öyle kullanılsa tabii daha uzun ömürlü olur. Ama suyla temas etmez mi? Edebilir. Onun da en güzel korunağı vernik. O da yat verniği. Yat verniği ile çok güzel korunaklı oluyor.
Evet, bu senin sayfan ve evet, yaptığın çok güzel işler var orada da. Aynen. Özellikle merak edenler varsa bakabilirler. Anahtarlıklar var, yine kabak süsleri var. Bu sene herhalde kabaklar çok meşhur. Evet, aynen öyle, bal kabakları çok tatlı duruyor. Bir suplanın üstüne bile boyanıp koyulduğu zaman çok tatlı oluyor, evet, masanın üstünde. Şimdi yavaş yavaş böyle boyamamıza geçeceğiz. Ben çok merak ediyorum. Gerçekten bugün çok güzel bir takı kutusu mu olacak? Evet. Çok amaçlı kutu diyebiliriz. Aynen, çok amaçlı kutu. Bölmesi yok böyle. İçi de daha sonra boyanabilir. Evet. Onu yapacağız. Sonrasında diğer senin yaptığın birkaç ürün var. Tabii hepsini stüdyoya taşımak çok zor. Sevgili Buse'nin yaptığı çok güzel şeyler var. Onları yapacağız. Tamam. Evet. Bir kutumuzu. Aynen öyle. Ben önce boş halini gösterebilir miyiz? Şimdi ben buna önce doku verdim. Bu dokuyu rölyef pastasıyla biraz sulandırarak, eskitme fırçasıyla vur çek yaparak bu şekilde doku veriyorum. Bunu kuruması biraz uzun sürdüğü için ben bunu yaptım, öyle geldim. Evet. Çünkü şöyle normalde çapraz bir şekilde. 24 saati bulur mu kuruması? Evet. Yani bu kemikleşmesi dediğimiz bir kemikleşme durumu var. O bir gün boyunca kurursa tabii daha iyi olur. Evet. Daha sonra boyası üstüne daha güzel tutunuyor. Evet. Şöyle bir pirincimiz vardı. Bu pirincimizi bu şekilde kopararak çıkarttım. Devamı onu da şuraya. Şurada. Ben onu da aynen göstereyim. Şöyle devamı da bu şekilde. Yani biz bu kağıtlardan alıp istediğimiz şekilde. Aynen istediğimiz öyle. Pirinç dekupaj dediğimiz bu. İstediğimiz şekilde dekube edebiliriz. Ben bunun bir yan tarafındakini almak istedim. Bunu bu köşeye bu şekilde dekube edeceğim. Öncelikle dekupaj tutkalımı sürüyorum. Önceden ne kadar kalın kağıtlar olurdu? Böyle fotokopi kağıtları, evet, gibi çıktılar. Yapıştırması da zor olurdu. Aynen, o çıktılar. Şimdi artık teknolojiyle birlikte her şey daha kolay. Kesinlikle. Bu pirinç kağıtları daha çok güzel tutunabiliyor. O yüzden. Bu yapıştırıcımız değil mi? Dekupaj, evet, ayrı oluyor. Dekupaj tutkalı dediğimiz. Bunu böyle. Sürünce şeffaflaşıyor değil mi? Evet. Bunu gelişigüzel sürüyorum. Sürdükten sonra hemen yapıştırmam gerekiyor. Sana da terapi gibi geliyor mu? Aynen yani bu öyle. Bu yapıyorsun kesinlikle. Ya belki hani artık alışkanlık oluyor işlerimiz. Ama sana da, evet, böyle bir terapi etkisi oluyor mu? Oluyor tabii. Ya ben çok zevk alarak yaptığım için. Sürekli sende de oluyor mu bir şeyleri boyama isteği? Aynen öyle. Böyle evde şeyleri, dönüştürdüğün şeyler oluyor mu? Evet, dönüştürdüğüm şeyler de oluyor. Atıyorum bir biblo alıyorum veya almışım daha önceden. Sonra diyorum ki bunun rengi güzel değil, dokusu güzel değil. Bunu değiştirebilirim diyorum. Boyamaya evin başlıyorum. Rengine göre, mobilyaya göre. Aynen öyle. Bunu şimdi şöyle dekobe ediyorum. Bir de böyle artık eskitme şeyler çok moda değil mi? Kesinlikle. Yani eskiye bir özlem var. Kesinlikle, eskiye bir özlem var, doğru. Ben çok severim nostaljik şeyleri. Mesela illa böyle makasa falan ihtiyacımız yok. Normal, hayır, elinle. Hayır, yok. Aynen öyle. Elimle de koparabilirim. Bu dekupaj tutkalını sürdükten sonra ürünümü yapıştırdım. Ardından biraz kuruduktan sonra üstüne tekrar tutkaldan gideceğim. İyice yapışsın diye. Aynen, iyice yapışsın diye. O sırada bu tarafını boyayabilirim. Orayı da şöyle bir maviye boyamak istiyorum. Okyanus mavisi. Normalde bu boyalar sulandırılarak mı kullanılması lazım? Şöyle fırçam nemli olduktan sonra direkt uygulayabilirim. Çünkü biraz su ister. Evet. Ama boyaya komple böyle bir su karıştırma olayı yok tabii ki. Fırçamız nemli olsa kafi. Aynen öyle. Fırçam nemli olsa yeterli. Şöyle bir ıslatıyorum fırçamı. Fazla suyunu şöyle peçetede aldırıyorum. Mavi de çok güzel mavi. Ne mavisi? Okyanus mavisi. Okyanus mavisi. Aynen öyle. Bir de Alaçatı mavisi mi var benim? Evet. Bir türlü boyayamadım. Tereyin rengi olacak. Alaçatı mavisi de var. Şimdi boya yaparken tek yönde çektiğimiz zaman fırça izi fazla belli olmaz. Yine fazlalığı alıyor muyuz öyle? Aynen. Fazlalığını aldırıyorum. Fazla sulu kalmış mesela. Onun fazlalığını aldırıyorum. Fırçama da fazla boya yüklemiyorum bu arada. Hep aynı yönde. Çekerek boyuyorum.
mesela rulo fırçalar falan var. Onlar da kullanılabilir tabii, mi? Tabii tabii. Daha geniş alanlarda aslında bu rulo fırçalarımız daha güzel sonuç elde ediyor. Aynen öyle. Ama bu şekilde küçük alanlarda illaki fırça giriyor. Ama mavisi de çok güzelmiş. Şimdi bu tekniğin evet. adı ne diye geçiyor? Şimdi burada rölyef kabartı yaptım. Onun üstüne boyamasını yapıyorum. Yani birkaç teknik bir arada kullanılıp da yapılabiliyor. Aynen öyle. Hatta birçok teknik kullanılırsa daha da güzel oluyor. Bu şekilde süpürerek, biraz da içlerine girerek boyamasını yapıyorum. Rölyefin o kabarıklığını nasıl verdin? Rölyef pastamız var bizim. Hı hı. O rölyef pastasını biraz sulandırıyorum. Biraz daha böyle dokusunu versin diye. O sulandırmasını yaptıktan sonra bu eskitme fırçamızla vur çek yaparak orada bir doku oluşturuyorum. Tüm sanki teknikleri. O kendinden bir dokuymuş gibi değil mi? Yani aynen doğal öyle. Bir aynen gibi. Öyle. Doğal bir dokuymuş gibi. Bu arada oradaki dekopajda şeyle boyayla da şey oldu. Bütünleşmiş oldu. Aynen. Bunun arasına da bu kesikliği önlemesi için şöyle bir objemiz var. Polyester objelerimiz var. Bunlardan kullanacağız. Hı hı. Onları da boyayacağız. Aynen bunları da boyayacağız. Bu polyester objeler de böyle kutularda çok yakışıyor. Evet. Şunları da kenara alalım. Bunu salonun bir köşesine koysak bile ne kadar böyle farklı bir. Kesinlikle. Ya içine bu TV ünitesinin altına koyulabilir, içine kumanda koyulabilir gibi. Çok tatlı durur yani. Ben böyle el yapım ürünlerin hediye olarak götürülmesini de çok seviyorum. Kesinlikle. Yani çok özel bir hediye. Evet. Yani bu alınmış bir şey değil. Bunu ben yaptım, sana özel yaptım demek çok çok güzel bir şey. Evet, yani çok pahalı hediyeler alıyoruz. İşte ev görmesine gidiyoruz. Hı-hı. Ne bileyim. Bir arkadaşımızın bir işte özel günü oluyor. Aslında bence böyle bir şey yapınca. El emeği çok özel oluyor. Evet. Kalıcı yani ömür boyu da kalıcı. Kesinlikle. Şimdi ben bu tarafını böyle okyanus mavisi, bu tarafını da kumbeci yapmayı düşünüyorum. Gerçekten renk de çok güzel, çok ferah bir renk. Şimdi dokulu tarafıyla dokusuz tarafı nasıl olduğunu göstereceğim. Tutalım mı onu, ne yapalım? Şöyle yok, bir destek şöyle, verelim mi? Aha, destek koyabilirim. Şuraya mı koysak? Şu daha iyi sanki sert. Şimdi genellikle hep denir ki ahşap boyama pahalı bir sanat gibi söylenir aslında, öyle değil, değil aslında, mi? Aslında öyle söyleniyor. Hı-hı. Ama mesela bir boya alıyoruz, bunu bayağı bir süre kullanıyoruz. Çok da pahalı bir ürün değil. Ham malzemelerimiz keza öyle bir pahalı ürün değil. Yani çok malzemeli, çok hani miktar ayıracağımız bir şey yok. Ama dönüşümler de yapılırsa tabii daha da güzel olur. Sadece boya fırça alınmış olur. Evet yani evet. Çok evde, pahalı bir sanat değil, hayır. Yani evde farklı objeler de dönüştürülebilir. Aynen öyle. Bu şekilde boyuyoruz. Özellikle ben son dönemde şeyi çok görüyorum. İnsanlar işte yatak odalarını boyuyorlar. Mesela koyu renk alınmış zamanında. Hı hı. O zaman koyu evet. renk modaymış. Mesela beyazla boyanıyor sanki yeni alınmış gibi. Kesinlikle. Bu salon yenilemeleri var, vitrinler, konsollar. O konsollar gerçekten çok şahane tasarıma dönüşebiliyor. Bu üstünü altını ayrı yapıp bir televizyon ünitesi bir de ayaklı vitrin olarak yapılabiliyor. Onlar da çok şık oluyor. Mesela size gelenler oluyor mu? Ya ben hani herkes bu konuda yetenekli olmayabilir. Ya evet. benim zamanım da yok. ben böyle bir dönüşüm yapmak istiyorum. Bu konuda siz bana yardımcı olur musunuz diye gelenler oluyor mu? Evet oluyor. Onları da hani ben bu şekilde aslında sipariş falan da alıyorum. Ev yenileme konusunda olsun. Bu işte sayfamda da mevcut zaten. Bu eskiyi yeniye çevirme. Hani ben yapamam diyenlere yardımcı olabiliyoruz, evet. Evet. Yani kişi ne istiyorsa, işte nasıl, ne renk istiyorsa değil mi? Ona evet, göre. Evet, aynen öyle. Gerçekten nasıl güzel ya. Böyle sen orada boyarken ben terapi oluyorum. Terapi gibi. Gerçekten ben kendimi iyi hissediyorum. Çoğu öğrencim de bunu söylüyor. Hocam siz boyuyorsunuz, siz boyarken sizi de izlemek gayet güzel, terapi gibi geliyor. Böyle pamuk gibi olup eve gidiyoruz evet. diyorlar. Ya aslında çocuklara da verilebilir. Yani kesinlikle. Şimdi, çocuklar da bu tarz objeleri boyayabilir. Yani aynen. elini boyasınlar. Bence çok güzel bir hobi.
Ben Genç Komek'te de çalıştım. Orada sanat tasarım derslerine giriyordum. Çocuklarla çalışmak, evet, çok zevkli. Yetişkinlerle çalışmak şöyle zor. Belli bir bilginin üstüne bilgi koymak zor. Evet. Ama çocuklarda sıfır, tertemiz. Ne verirsen onu alıyor gibi. Öyle olduğu için çocuklarla çalışmak da değişik bir zevk, evet. Temiz su istersen isteyebiliriz. Yok, yeterli mi? Bunu bir şöyle temizleyelim. Evet. Fırçaların temizliği de çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Şimdi bir açık renge geçeceğim. Orada eğer mavilik gelirse maviye boyarım. Maviye boyamış, doğru. Evet. Yani mesela ben dedim ki reklam arası, ben genellikle dedim fırçalarımı işte böyle sabunla falan yıkıyorum. Aslında sadece suyla değil mi? Yıkansa Aslında daha iyi en olur. güzeli, evet, duru suyla. Hani fırçada bir renk değişikliği oluyor ya, hani Hı. orada boya kalmış gibi hissediyoruz ama aslında boya kalmıyor. O fırçanın doğal yapısından dolayı o fırçanın bir renk değişikliği olabilir. Mesela maviye boyadım, mavi kaldı ama çok bir boyası var mı? Hayır, yok. Hı. Yani hani böyle biz işte illa o bembeyaz olsun eski haline Ha, dönsün diye biraz aynen, sertleştiriyoruz uğraşmayacağız. aslında değil mi fırçayı Evet, da. aynen öyle yıpratıyoruz. Yani fırçaları da biraz kaliteli almak lazım değil mi? Ömürlük Kesinlikle. olsun En diye. güzeli ipek fırça. Kesinlikle böyle şey belli etmeyen, Hı. iz belli etmeyen ipek fırçalar güzel oluyor. Fırçanın ömrü, evet, uzun ama ne kadar uzun olabiliyor? Çok da fazla bir uzun ömrü yok. Çünkü boyadıkça böyle eskitmeler yaptıkça o biraz yıpranabiliyor haliyle. Evet. Şimdi bunu temizledim. Evet. Fırçaları da hemen temizledikten sonra bir şey olmuyor. Yeter ki hemen yapalım. Kuruduktan sonra da çıkmıyor zaten. Çok zor çıkıyor. Aynen, bu mesela yapmadığım, şu anda kullanmadığım fırçaları buraya suyun içine koydum. Suyun içinde bekleyebilir. Hani o an onu kullanmayacaksam suyun içinde bekletiyorum onu. Mesela bazen bazı renkleri elde etmek için de karışımlar yapılabilir mi? Aynen öyle. Ben aslında ilk başta başlayanlara böyle çok renk almalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü renkte sınırımız yok. Evet. Yani onun tonu yeşilin, işte çimen yeşili, yağ yeşili, haki yeşili, yani çok ton var. O yüzden ana renkleri aldırıp onları hem boya bulduruyorum. Renkleri neyle neyi karıştırırsak ne buluruz gibi. Siyah, beyaz ve ana renklerle ilk başta böyle başlatıyorum aslında. Sonra artık tasarımı yaptıkça boya alıyorlar. Ha, boya israfı da olmamış Aynen olur. öyle. Ben ona biraz karşıyım. Çünkü atıyorum ufak bir yer boyayacak, şu tüpü komple alıyor keten rengine. Bir daha kullanmıyor. Ama onu elde edebiliriz. Onu Hı. bilir, ona göre giderse daha iyi olur. Ana renkleri almak yeni başlayanlar için. Aynen öyle. Şimdi Bu şurası kum da. beji. Az önce bahsetmiştik. Evet, kum beji. Kum beji. Şimdi kum bejine boyuyorum. Evet. Gerçekten çok yani özellikle tabii yani bir yetenek, sevmek her şeyde diyoruz da ilgi. İlgi Kesinlikle. olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Özellikle Sabır isteyen bir sabır şey. isteyen bir Aynen evet. öyle. Yani sabrı olmayana biraz zor gelebilir. Çünkü bunu yapıyoruz, uğraşıyoruz. Bazı ince detayları oluyor. Onu çıkart, onu yap derken biraz detaylara girdikçe sabır kalmıyor kimilerinde. O sabır isteyen bir iş o konuda. Bir de bazı hanımlardan diyorum titiz oluyorlar. Çok evde bunlar her yeri Ha. batıracak diye de. Aynen, öyle düşünüyorlar. Ama yani temizliği de kolay aslında. Hani böyle yağlı boya gibi değil. Bizim yağlı boyayla da eskitmelerimiz var ama boyalarımız su bazlı olduğu için Hemen çıkıyor zaten. aynen öyle. Hemen çıkabiliyor. Yalnız bazı kıyafetlerden çıkmayabiliyor. Evet, Onu kesinlikle. ben geçen sene pandemide öyle bir pijamayı feda ettim. Evet. Boya yaparken boyanın üstüne oturmuşum, Önlük. dizlemişim. Ay, önlük Evet. giyersek daha iyi olur. Kıyafetlerden biraz zor çıkıyor. Ama böyle geniş alana yayılıyorsunuz ya. Ay pandemi sürecinde gözümün önüne geldi. Ya Aynen öyle. aslında hani belki çok pandemi süreci hepimiz için ağır geçti, yorucu geçti. İşte hastalandık, kimimiz sevdiğimiz insanlar enfekte oldu. Evet. Kayıplar olanları oldu falan ama
Yani güzel yanları da oldu. Mesela ahşap boyama gibi insanlar hobi edindiler. Aynen değişik öyle. Değişik şeyler boyadılar değil mi? Sizin de öğrencilerden muhakkak olmuştur. Kesinlikle, kesinlikle. Ya şöyle bir durum da oldu aslında. Evet, kötü bir durumdu pandemi. Ama insanlar en azından biraz da teknolojiden uzaklaşıp evde aileyle nasıl vakit geçirebilirim konumuna gelip böyle hobiler edinmeye başladılar. Bu da güzel bir şeydi. Evet, ne yapalım? Tutuyorum, sıkıntı yok. Şimdi bu iki tarafını da kum bejini boyayıp eskitmesini yapacağım biraz. Peki normalde kuruma sürelerini beklememiz lazım aslında, evet, değil mi? Evet, kesinlikle beklememiz lazım ama biz şimdi pek yayında fazla olunca beklemeyeceğiz. Aynen, yayında evet, olduğumuz için. Gerçekten ben büyük bir merakla izliyorum. Size de aslında şu objeleri verebilirim. Tamam, ben de bir işin ucundan tutayım bari, ben de boş durmayayım. O kadar seviyoruz dedik. Wax dediğimiz onu şuradaki eskitme fırçamla. Ama önce şunu bir orasını bir temizleyelim. Mavi olmuş. Heh. Tamam, hemen oradan. Şuradan vereyim. Bakalım hocamdan tam not alacak mıyım öğrenci olarak. Şöyle. Ben seviyorum böyle fırçalarda çalışmışlık hissi. Evet. Böyle boya. Benim fırçalarımın hepsi öyle. Hep soldan sağa başladıysam hep o şekilde gidiyorum. Yani soldan sağa çekerek gidiyorum. Bazen aralarına bu şekilde giriyorum. Tekrar çekmeler yapıyorum. Ya bunu yaptıktan sonra fırçalar daha kolay gidip geliyor ve fırça izi belli olmuyor. Ben de arkadaşlar tezgahı buraya açtım. Şimdi normal sulandırmıyorduk değil mi bunu? Hayır, onu direkt eskitme fırçamı alıyorum, sürüyorum. Kuru peçetemle de bazı yerlerini sileceğiz. Sürüp silme yapacağız onda. Şimdi ben şunu aldım. Materyalimiz bu. Şu ne kadar? Fırçayı şöyle mi yapayım? Aynen öyle. O kadar batırsam yeter. Böyle koyu bir şey. Alayım mı? Hayır, almama gerek yok. Direkt sürüp böyle yuvarlak hareketlerle. Şöyle değil mi? Evet, aynen öyle. Gerçekten. Şimdi karşısına da geçip bakıyorum. Ben de kum bejine boyadım. Bu şekilde bu tarafını. Bu tarafı da mavi oldu. Böyle ay, yarısı mavi, yarısı kum beji oldu. Ben biraz daha mı boyayayım? Evet, biraz daha. Şimdi ekip diyordur orada. Vallahi eline de yakışmıyor demiyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım? Diyorsanız da söyleyebilirsiniz yani. Biraz daha mı koyulaştırayım? Bakayım. Böyle yanlarına da biraz girelim. Şöyle değil mi? Aynen öyle. Biraz daha wax alabiliriz. Şimdi şuradaki dokum, mavi olan dokum biraz kurumuş. Hı hı. Buna şimdi eskitme pudrası dediğimiz beyaz bir pudrayla ışık vereceğim. Bu dokuları daha çok belli etmek için. Nasıl oldu hocam? Süper. Gayet güzel oldu. Bu kadar yeter herhalde. Hı, en ince sağlık. Öbürünü de yapalım. Diğerini de yapalım. Aynen. Pazartesi bana iyi geldi. Terapi. Terapi oldu valla. Bu kutunun içini de boyayabiliriz. Bu şu anda zamanımız olmadığı için hiç içine girmiyorum. Bu şekilde aldım. Kuru süpürme yapacağım. Bunu da nasıl yapacağım? Beyaz eskitme pudramı alıyorum. Hı hı. Daha sonra bir yerde fazlalığını bırakıyorum. Daha sonra süpürme şeklinde gidiyorum. Eski havası veriyor. Aynen öyle. O dokusunu daha çok belli etmiş oluyorum. Bunların da renkleri oluyor mu eskitme pudralarının? Aynen öyle, renkleri de var. Ama beyaz en çok kullanılan. Hı hı. Çünkü ışığı gayet güzel veriyor. Koyu renklerde özellikle.
Böylelikle dokusunu da vermiş oldum. Aynı şeyi yan tarafına da yapıyorum. Bu kuru süpürme dediğimiz bir teknik. Buralardan hafif hafif çekerek şuralarını da tamamlamış oluyorum. Sanki böyle kutu çok eskiymiş böyle. Aynen, eskimiş havası veriyorum biraz da bu şekilde. Aa, çok güzel oldu. Sanki şu rölyef, alttaki rölyef çatlatma tekniği gibi oldu. Gibi, aynen öyle. O güzel bir doku veriyor rölyef pastasını. Şimdi yapınca da eskitmeyle daha ortaya çıktı. Aynen öyle, bir ışık vermek lazım. Teknikleri biliyorum arkadaşlar ama uygulama kısmında zayıf olabilirim. Çatlatma tekniğini falan eskisi gibi yapılır mı? Evet. Çatlatma teknikleri? Evet evet, resim üstü çatlatma var. Normal çatlatma, medium dediğimiz çatlatma var. Ne kadar güzel oldu ya. Yani el emeği, göz nuru. Reklama mı gidiyoruz? Peki, reklama gidelim o zaman. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, yani eli boyaya değmedi demeyin. Elim boyaya değdi. bu kutuda benim de emeğim oldu. Azıcık da olsa böyle çorbada evet. Tuzum oldu. Son detaylı halini göstereceğiz. Son aradan sonra hemen geliyoruz. Çok güzel bir program. Gerçekten kendimi kaptırdım. Böyle bir ara işte neyi boyasam diye şöyle stüdyoda gözüm bir yerleri arıyor arkadaşlar. Ekip sizi boyamam, merak etmeyin. Bir sürü obje var burada. Ve gerçekten çok güzel bir kutuyu boyadık. Eskitme yaptık. Evet. Ben de şu kısımlarını boyadım. Artık bu kısımlar ne diye geçiyordu? Polyester obje. Polyester objeleri de boyadım. Hı-hı. Tam böyle üzerimin renginde olmuş. Kamerada bilmiyorum görünebiliyor mu? Evet, çok güzel oldu. Şimdi. Evet, güzel oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. El yeteneğiniz de var yani. Ay, çok güzel oldu. Pudralama yaptık. Pudralama yaptık, aynen öyle. Şimdi bu şekilde son hali. İstersek içini de boyayabiliriz. Aynen öyle. Için, İçi de mi? Boyanabiliyor tabii. İçi de boyanırsa daha güzel olur tabii. Şimdi o polyester objeleri alayım. Onları yani geçişler de çok tatlı oldu. Özellikle ben renk konusunda da gerçekten çok hoş olduğunu düşünüyorum. Her yere hı-hı. Yakışabilecek aynen renk. Aynen öyle. Hani dediğim gibi tasarım yapıldığı zaman hemen hızlıca tık 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 ilerleyebiliyor. Hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Genellikle bir şey diyoruz ya, işte zamanımız yok. Aslında istedikten sonra zaman i̇şte ayrılabilir değil mi? Aynen öyle. Bence bu bir bahane. Yani istedikten sonra her şeye zaman ayırabiliyoruz. Tam o kestiğim yere bunu yapıştırıyorum ki daha bütünlük sağlasın. Yani dediğimiz gibi dekorasyon anlamında da kullanılıyor olabilmesi bence kesinlikle. İşin en güzel yanı. Mutfaklarda da değil mi? Kavanozlar boyanabilir. Aynen öyle. Camlar da boyanabilir. Onun için de bu boyaları içine biraz bu evde kullandığımız karbonat karıştırırsak, hı hı. Karbonat koyduğumuz zaman o cam böyle çömlekte çekilmiş gibi güzel bir vazo haline gelebiliyor. Bu arada sevgili Emine Eymen Hobi Tasarım bizi izliyormuş. Selam olsun ona. Evet, selam olsun. Sizin öğrenciler söylemişler hocamız. Öyle mi? Televizyonda diye. Bütün oradaki Hasip Hoca'ya da, Ufuk Bey'e de hepsi de sevgilerimi iletelim. Evet. Emine de, sevgili Emine de burada çok güzel programlar yapmıştı, tasarım programları. Ellerinize yüreğinize sağlık, izliyorlarmış. Onları da buradan sevgilerimizi evet, gönderelim. Evet, Emine Hocam'a da buradan selam var. Ay tam da böyle şey ama denk gelsin diye herhalde değil mi? Onu ölçtün, biçtin. Aynen. Çok güzel. Ona göre. İstediğimiz objeyi kullanabiliriz. Mesela oraya bunları yerleştirmesek başka neler yapabilirdik? Burada tamamlama yapabilirdik. Geçişli boyama yapabilirdik. Ama en yakışan da obje olduğu için böyle kutuları ikiye böldüğümüzde obje ile tamamladığımız zaman çok hoş bir görüntü oluyor. Evet, onları da ben su bazlı... Neydi hocam? Bu ne diye geçiyordu? O wax. Wax. Aha, wax. Evet, wax kullandık. Aynen. Bu kullandığımız kahverengiydi herhalde değil evet. mi? Evet, kahverengi. Hepsi su bazlı ürünler.
Evet. Gerçekten eski o pudralama yapınca böyle bir değişik bir havası oldu. Evet. O ışığı verdikten sonra daha güzel dokusu belli oluyor. Evet, yapıştırıcımızla da. Biraz bastırıyorum. Bir de boyalar da çok hızlı arınıyor, onu da söyleyelim. Yani aynen öyle. Bayağı bir hızlı çıkabiliyor ama kıyafetlerden biraz zor çıkıyor. Çıkmıyor. Eğer hemen bulaştığı zaman kuru çitileme yapıp üstüne silindiğinde çıkıyor aslında ama evet, birçok kıyafetten de çıkmayabiliyor. Eski bir şey oluşturabilirsiniz kendinize. Önlük kullanabilirsiniz. Ne bileyim, başka şeyler yapabilirsiniz. Evet. Şimdi şuradaki kumbeji gittiğim yerlere hafif bu wax'tan da kuru süpürme gitmek istiyorum. Biraz da o dokusunu şöyle eskitme görünümünü daha çok tamamlasın, versin diye. Yine süpürme yöntemiyle yapıyoruz. Aynen öyle. Az alıp şuradaki fırçaya gibi. Hemen. Aynen öyle. Hatta kuru kalanı. Süpürme dediğimiz. Fırçamda çok fazla yok. Bu şekilde kenarlardan çekerek dokuyu daha çok belli ediyorum. Bu şekilde. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Diğer tarafı da yapacağız herhalde. Bu tarafında. Hep aynı yöre çekiyorum. Bu da önemli. Eskitme de yaparken, fırçamla boya yaparken de hep aynı yöne çekmem önemli. Hani buna ilk başlayacaklar da buna dikkat ederse. Başladığımız yönde gideceğiz hep. Aynen öyle. Yani yukarı aşağı yapıyorsam yukarı aşağı. Sağdan sola böyle yan yan çekiyorsam hep yan yan. Boyarken de ona dikkat ettim. Evet, sonra böyle şey oluyor. Yani bir yukarı bir aşağı iz oluyor. İz oluyor. Evet. Aynen öyle. Belki birçok kişi bunu acemilikle atıyor. Yani önce tecrübe ediyor. Sonra evet. Diyor olmadı, burada bir işte yanlışlık var. Evet. Ay, gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani kutunun öncesi ve sonrası inanılmaz farklı. Yani şimdi böyle diyoruz ki hani boyayınca şu an çok güzel geliyor. Belki birçok izleyicimiz diyecek ki ya hocam ben bunu yapamam ya. Şimdi siz yaptınız, siz de eliniz alışmış. Ben belki yapamayabilirim. İşte bu düşüncede evet. De olunabiliyor evet. Ama o düşünceden çıkmaları lazım. Hani bunu neden ben yapamayayım gibisinden düşünülüp gidildiği zaman güzel sonuçlar elde edilebilir. Çünkü bu başta dediğimiz gibi teknik meselesi. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şöyle maviliklere de hafif girmek istiyorum. Çok hafif. Yani burada şu an 3-4 tekniği aslında bir arada kullandık. Aynen öyle. Eskitme kullandık. Kuru süpürme kullandık. Rölyef pastayla doku verdik. Pirinç dekupaj yaptık. Polyester boyadık. Onu yapıştırdık. Yani dediğimiz gibi ahşap boyama bir teknik. Ve kesinlikle. O teknikleri doğru biliyorsak, doğru uygulayabiliyorsak güzel ürünler ortaya çıkabiliyor. Hiç korkmasınlar. Belki bir kutu yanlış olur ama telafisi aynen var. Aynen öyle, telafisi var. Şimdi bizim kursiyerler ilk işçiliklerini getiriyorlar. Hocam bunu dönüştürmek istiyorum, o kadar iğrenç boyamışım ki diyorlar. Hani dönüştürmekte sıkıntı yok. Beğenmediğiniz şeyleri tekrar tekrar boyayabilirsiniz. O yüzden telafisi var. Evet, telafisi olduğu için hiç üzülmeyin. Hatta deriz ya böyle işte, bu benim acemiliğim. Aynen öyle. Sonra acemiliğine baktıkça insan böyle kendini daha iyi hissediyor. Ya diyor, ne kadar yol katetmişim. Nereden nereye gelmişim. Nereden nereye gelmişim. Aynen belki öyle. O an çok anlayamayabiliyoruz ama gerçekten de sonrasında baktığımızda yaptığımız işlerin güzelliğinin farkına varıyoruz. Kesinlikle öyle. Özellikle dediğim gibi bir yerden başlamak lazım. Seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız. Biz bugün ahşap boyama konusunda belki birçok ilgisi olanlara seslendik ama belki evet. Başka bir yeteneğiniz vardır. İşte takı tasarımıdır ya da ne bileyim resim yapmaktır. Aynen, el sanatları olarak. Müziktir, belki başka hobileriniz olabilir onun için. İnsanın hobisi olması güzel bir şey. Yani bence bir uğraşla bir ürün çıkartmak çok güzel bir şey. Kesinlikle, ne olursa olsun bir işin ucundan bir yerden tutmak aynen öyle. Güzel geliyor bana. Çocuklar seviyorlar mı bu tarz etkinlikleri? Kesinlikle. Demiştin genç komiklerde. Aynen, çok seviyorlar, çok beğenerek yapıyorlar ve çıkarttıkları ürünü hemen böyle annesine babasına götürüp gösteren öğrenciler var. İşte oradan da övgü aldıktan sonra hocam hadi devam edelim, bunu şöyle yapalım böyle yapalım, ürentili bir şekilde devam edebiliyor.
Ne güzel ya. Yani tabii çocuklar da bu konuda el yeteneklerine sahip olsunlar. Sonra diyoruz ya hiçbir şey yapamıyorlar. Aslında biz biraz fırsat vermeliyiz. Kesinlikle bence de. Evet, kutunun son hali tabii biz sonrasında bunu verniklememiz lazım. Kesinlikle verniklenme aşaması olacak. Tabii bu kuruduktan kuruması lazım önce bu şekilde olarak. Son hali. Evet, oraya gösterelim. Şuraya gösterelim. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Yani bayıldım. Of, ekranda da çok güzel çıktı. Tabii verniklenecek ve kullanıma hazır. Her yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. Yani geçişler falan şu an ben ekrandan görüyorum. Canlı canlı da görüyorum. Canlı canlı çıksa sanki böyle böyle nostaljik bir babaanneden kalmış gibi. Evet. Muhteşem bir dokusu olan bir ürün oldu. Evet. Her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi ben kesinlikle. Birkaç burada ürünlerimiz var. Gramofonumuz var. Gramofonumuz onu var. Da göstermek istiyorum. Yani bu gramofonun özelliği üstüne işte telefonunuzu koyduğunuzda müzik etkisi şuradan oluyor. Telefon koyuluyor. Çok da güzel sesi çıkarıyor. Bunda da yine aynı bu rölyef kabartıyı burada gösterdim. Burada yaptıktan sonra üstüne altın varak geçtim. İçi de böyle bu şekilde gold. Böyle üstü de nil yeşil dediğimiz bir yeşil. Yine orada da aynı teknik var. Eskitme teknikleri falan mı var orada? Evet, burada da yine kuru süpürmeler var. Bu rölyef sulandırıp doku verdim demiştim ya ilk başta da bu kutuda da yaptığımız. Burada da var o. Evet, rengi de çok tatlı gerçekten. Ve çok tatlı bir şey. Oradan mı göstereyim, hocam mı göstersin? Evet, yine burada bir deniz iri olarak horozları, tavukları görünce. Bal kabakları ya çok güzel ya. Bunu mutfağınıza... Ya da girişinize aslında aynen ne kadar öyle. Dekor güzel. Olarak, dekor duvar olarak dekoru. Çok güzel. Ben artık böyle tablolardan ziyade bu tarz şeyleri daha çok beğeniyorum. Evet. Yani dediğimiz gibi el emeği göz farklılık nuru oluyor. Farklılık güzel oluyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Özellikle arkadaşlar şu tavuklarımızı göstermek istiyorum size. Bunlar da normal şeydi. Polyesterdi. Aynen öyle. Bunları da boyayabiliyoruz. Evet. Şöyle kabaklarımız da var. Bal kabakları. Bal kabakları. Tatlısını da çok seviyorum ama bu bal kabakları da çok tatlılar gerçekten. Her renge boyanmış. İstediğiniz rengi evet. Artık hayal gücünüzü, hayal dünyanıza kalmış. İşte tasarıma kalmış. Bu da böyle araştırmalar yaparak oluşan bir şey. Sürekli böyle işte ahşap boyama, bu, şu, şöyle, böyle diye araştırıp bakıldığı, görüldüğü zaman insanlarda görsel algı olarak kalıyor. Bunu bu şekilde yapabilirim, bunu bu şekilde yapabilirim diye tasarım oluşturabiliyorlar. Peki bunda hangi teknikler var? Bunda da eskitme var bunda galiba da eskitme değil mi? Var. Aynen öyle. Bunda eskitme kazımalar var kenarlarda. Wax'la yine süpürmeler var. Renkler girildi. Üstte bir dekupajımız var. Altına da rafya ile böyle tavuklar, bal kabakları. Güzel bir nostalji hava yarattı. Şunlar orijinalinde var mıydı? Şunlar sonradan evler hepsi. Vardı. Vardı. Aynen. O evet. Ahşap bir komple bir ürün. Komple ahşap görünümlü. Evet. Evleri gerçekten. De renk renk boyadık o şekilde. Çok güzel olmuş. Yani asıldığı her yere ferahlık verecek bir şey. Evet. Yine orada bir kitabımız var herhalde değil mi o? Kitap kutumuz. Kitap kutumuz var. Sepetimiz, tel sepetimiz. Son bir dakika mı? Aa, ne çabuk geçti arkadaşlar. Şurada hemen valla görüntüyü bozmadan. Onu da gösterebiliriz. Evet. Çok güzel. Bu mesela... Yanlarında yine dekupajlar var. Tela dekupaj dediğimiz. Dekupajın aslında birçok çeşidi var. Tela, işte sulu transfer, kolay, pirinç. Yanları da o şekilde. Bunda da yine eskitme var. Kazıma eskitme, süpürmeler, nil yeşili. Mesela bu nerede kullanılabilir? Belki soranlar olabilir. Bu işte havlu kağıtları koyulabilir. Havlular böyle rulo rulo koyulabilir. Veya yumaklar, ip yumakları koyulabilir. Evet şu an düşündüm. Evet. Ya söyleyince aklıma geldi. Bir de arkadaşlar şu kitaplığı da göstereceğim. Hemen şuradan. Evet hocam siz daha iyi. Bunu da Emine hocamın programında boyamıştık. Ya çok evet. Güzel. Gerçekten sevgili Emine yine selam gönderiyorum sana. Ne zamandır gel boyayalım diyor. Bir pandemi sürecinde onunla telefonda yaparak boyamıştık. Evet. İşte pijamayı orada feda etmiştim boyanın üstüne oturarak. Evet çok güzel. Bu normalde böyle bir kitaplığımız ya da kitap kutusu. Dekoratif olarak. Aynen öyle. Hatta birine hediye götüreceğinizde kitap falan içine aynen, kalınabilir. Çok hoş olur. Aynen çok öyle. Çok hoş olur. Çok keyifli. Arkası da öyle. Aynı şekilde çalışılmış. Yanında da objesi var. Yine yanında şu da, yapıştırdığımız objesi. Bunda hangi teknikler var? Bunda pas efekti var. Şu görünenler pas gibi. Aynen. Pas görünümü veren bir efekt boyamız var. O üstünde de dekupajımız var yine. Bunu da buruşturarak yaptık. Evet. Gerçekten çok güzel.
Yani bunun içine böyle eski nostalji eşyalarınızı, eski aynen, fotoğraflarınızı, var aynen mı hala fotoğrafları tab ettiren bilmiyorum ama bence her şekliyle koyulduğu her yere evet, gerçekten çok yakışır. Gerçekten. Sevgili Buse, ne iyi ettin de geldin. Teşekkür ederim konuk olarak. Gerçekten ben en kısa zamanda tekrar seni bekliyorum. İnşallah. Muhakkak böyle güzel çalışmalar yapalım. Bana çok iyi geldi. Eminim ekran başındaki birçok izleyicimize de hem böyle hafta başı olunca da şöyle bir enerji motivasyon olmuştur. Evet. Son olarak neler söylemek istersin? Buradan izleyen herkese teşekkür ederim. Öncelikle eşime, aileme buradan çok selam gönderiyorum. Bu şekilde yaptıkları çalışmaları koyup da kazanç elde eden kadınlara hani bir nevi böyle bir umut olmak açısından yani yapamam demesinler. Evet. Hani yapamam deyip kestirip atmasınlar. Bunu söylemek istiyorum. Öğrencilerime de çok selam gönderiyorum. Bu şekilde. Ne güzel, ne kadar şanslar öğrencileriniz. Sizin gibi cici bir hocaları ederim var. İnşallah yeni kurs dönemini bilmiyorum denk gelen saatler olursa da seve seve İnşallah gelmek isterim. İnşallah. Dediğimiz gibi gelin, hayatın bir ucundan tutmak lazım. O da bugün dedik ki böyle iyi gelecek şeylerden bir tanesi ahşap boyama. Böyle evinizi renklendirin, kendinizi renklendirin. Çok çok iyi geliyor valla. Bana bugün bu hafta başı terapi gibi oldu. Sevgili tekrar Buse Arslan'a çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Yarın yine ben sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın.